Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir güne uyandık. Tekrar ani düşüşler yaşadık. Herhalde piyasada çok nadir coin olduğu yerde kaldı. Bunun tabii piyasanın genel durumuyla an itibariyle bir geri çekilme söz konusu. Geçen gün işte bizim ülkemizde de borsalardan bütün paranın çıkışının yapılması gibi sadece Merkez Bankası değil, başkanının değişmesiyle ani dalgalanma yaşayıp işte borsada herkesin parasını çekmesi söz konusu oldu. Burada da aynı şeyler söz konusu. İşte burası spekülasyona açık bir yer. Bir kere buna her zaman hazırlıklı olacağız. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekir. İşte bir arkadaş yazmış. İşte çizgiyi kurun demiş. CEZ bizi biraz bekleyecek. Kaç gündür bundan ibaret yorumlarınız. Ne demem lazım? Yani CEZ'yi şurada sat, burada al. Böyle bir dünya var mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani CEZ buraya gelince buradan sat, buraya gelince buradan al. Bunu yapabilecek dünyada bir insan var mı? Piyasa koşulları bu şekilde burada. Yani çok hareketli, çok ani. Buraya giriyorsanız bu risklerin hepsini göz önüne almanız lazım. Her yatırımda risk vardır. Ne yapacaksınız bu yüzden? Paranızın bütünüyle girmeyeceksiniz buraya. Yarısını bir kenarda bırakacaksınız. Her zaman dediğim nedir? Paranız %100 oldu mu ana paranızı mutlaka alın diyorum. Ana paranı aldıktan sonra geri kalan kimsenin zarar bile olsa korkutmaz. Ama tüm paranla girip de ondan sonra böyle düşüşleri yaşadığınız zaman ne olur? Bitersiniz. Ondan sonra pişmanlıklar duymaya başlarsınız. Yatırım bütün paranızla ana paranızla yapılmaz ki. Her şeye hazırlıklı olacaksın. Bu piyasa yarın buradan aşağıya da çekilir. Benim yapabileceğim tek şey burada. Sadece bantları. Bu bandın altına inerse burası. Ben kimseye buradan al, buradan sat diyebilir miyim? Dün herkese sat desem, bu buradan tekrar fırlasa, o zaman suçlu kim olacak? Ya da ben buradan al dedim, ertesi gün düştü. Ne olacak ondan sonra sorumlusu? Burada sorumluluk var. Yani benim söylediğime göre hareket edecek bir sürü insan olabilir. Onları nasıl etkileyebiliriz? Dün ben sat deseydim, tamam benim düşüncem doğru çıktı, hadi düştü. Ondan sonra tekrar bana ne denecekti o zaman? Alma dediğim için kızılmayacak mıydı? Bu şekildedir. Hiçbir yorumcuya göre hareket edilmez ki. Hiçbir analizciye göre hareket edilmez ki. Ne dedim dün bir tane yatırım videosu nasıl yapılmalı diye bir video çektim. Orada anlattım. Yani risklere açık olduğunu, işte başkalarını dinlememeniz gerektiğini söyledim. Başkalarına göre hareket edemezsiniz. Yatırım sizin kararınızdır. Ne kadar incelerseniz inceleyin, işte bir adamın sözünün ne zaman söyleyeceğini, Hindistan'da işte paranın yasaklanacağı ile ilgili haberi kim bilebilir, nasıl bilebilirsiniz? Elon Musk'ın herhangi bir saçma sapan bir sözü yüzünden buraların işte uçup bir yanda geri çekileceğini nereden bilebilirsiniz? Bunlar grafikte yazar mı? Lütfen yani yaptığınız yatırımları kendi sorumluluğunuzda yapacaksınız. Başkasını dinleyerek yapamayacaksınız. Çığız çıkar dedik, çıktı %300. Ne yapacağız? Yani bu çıkarken güzel de düşerken kötü mü oluyor? Yani şimdi BTC'ye bakalım arkadaşlar. BTC'de ani bir düşüş var. Piyasada genel olarak kaygı havası hakim. Yani BTC'nin geleceği ile ilgili yıllardır süren bir tartışma var zaten. Bu bugün olan bir şey değil. Şu an BTC'de beklememiz gereken nokta 51.13, 51.133. Orta bandı 52.273, 53.413. Buradan eğer şu bandı kırabilirse yukarı yönlü biraz hareket gerçekleştirir, toparlanma olur. Piyasada düşüşlerde bazıları alım fırsatı olarak değerlendirerek buradan çıkartabilir. Bu buraya yaklaşıyor arkadaşlar. Yaklaşırsa eğer aşağıya dönmeyip yukarı dönerse BTC'de tekrar yukarı yönlü hareketi beklemek mümkün. CHZ'ye gelelim. Evet. Çığızın düşmesi yani şu an yeni bir bant oluşturdu. Şu şekilde çekmem gerekiyor. Bunu silelim. Bir alt banda taşımız çığız. 0.46.14, 0.48.21, 0.50.28. Diğer bandımız burada orta bandı şu an zorluyor gibi yukarı yönlü hareket çıkar mı? Bakacağız. 0.48.21. TL olarak 3.83 arkadaşlar. 3.83'ün üstüne atması gerekir gün içerisinde. Çığızda takip edeceğimiz nokta burası. Üst banda atmasını bekleyeceğiz. Gelelim HOT'a. HOT'a bakalım. HOT da bir alt banda taşıdı.
Şurada bir düzensiz durum var. Yukarı yönlü hareket de gözlenebilir. 0, 0, 70, 0, 0, 72, 0, 0, 74. Takip edeceğimiz nokta burada da şu an orta bant gibi görünüyor. Ama ortalı kestiği için çizgiyi tekrar aşağı dönüp buraya doğru öğleden sonra mesela burada üst tarafta görebiliriz ama küçük görebiliriz. Piyasada toparlanma olursa ani hareketi gözlemleyebileceğimiz bir yer. 0, 72, 276. Hemen onun da TL olarak karşılığını söyleyeyim. 72, 278. TL olarak 0, 57, 57, 46. Burayı takip edeceğiz arkadaşlar HOT'ta. Gelelim diğerine. BTT var da çoğunluğun elinde. BTT'de çok bir değişim olmamış. Aynı bandını korumuş arkadaşlar. 0.0.30.195 bekleyeceğimiz nokta. Onu da söyleyeyim hemen seviyesini. 30.195. Hemen onu da söyleyeyim. 0.24 arkadaşlar. 0.24'ün üstünde tutunursa BTT bu kadar düşüşe rağmen eğer burayı koruduysa ilk fırsatta çıkabilecek coinlerden bir tanesi. Gelelim diğerine TRX. TRX'e bakalım. O bir alt banda daha atmış. Onu da çekelim hemen. Söyleyelim buradan. 0.52, 0.54, 0.56. Orta bandın altına inmemesi gerekir. 0.54, 25. 54, 25. Bakalım. 54, 25. 0, 43, 12. Burada nasıl bir seyir izleyebilir? Şu aradaki boşluğu, bu boşluk kadar yukarı yönlü hareketi gün içerisinde yapmasını bekleyebiliriz. Yani 56, 08, 57, 90. Yani yaklaşık 0,2'lik bir 0,2'lik bir durumu buradan yukarıya doğru hareket ettirebilir. Bu boşluğun tamamlanabilmesi gerekir. Gelelim Raven'e. Raven. Hemen onu da söyleyeyim. Evet, Raven'de de çok fazla iniş olmamış. Bu da aynı şekilde eğer bu kadar büyük düşüşlerde bu kadar çabuk hareket yoksa bunlar ilk fırsatta piyasa toparlandığında daha çabuk çıkabilecek olan coinlerdir. Ben öyle görürüm her zaman. 0.18.58, 0.19.52, 0.20.45, 0.19.52, 1.55. 1.55 noktasını takip ediyoruz. 0.18.58'de de aşağıya inmemesi gerekir. Aşağı inerse bir alt banda daha taşır. Ripple, hemen onu da söyleyelim. O Ripple'da çok fazla ani düşüş olmuş. Burada da aynı şekilde şuradaki boşluk kadar yani ikilik bir durumda aşağıya biraz daha çekebilir ama ikilik bir yükseliş gösterebilir. Onu da söyleyeyim. 0.47.98, 0.50.94, 0.47.98. Onu da söyleyelim. 3.81. Burada takip edeceğimiz nokta Ripple'da. Ripple'da. Adaya bakalım. Ada. Adı da bir alta atmış yine onu da çekelim bakalım bandı değiştirmiş onu da söyleyelim bir daha düzeltelim şurayı birazcık net görünsün bir daha çekelim evet söyleyelim 1.08.96 orta bant takip edeceğiz. Buradan toparlayacak gibi görünüyor. Çünkü aşağıya çubukları atmış. Buradan tekrar alım fırsatları gibi düşünülerek alımlar gerçekleşmiş. 1.08.96 seviyesine dikkat edelim. Bunun altına inmemeli ada. Adadan başka Dent'e de bakalım. Dent de çok kişinin elinde vardı. Evet, Dent de seviyesini korumuş. Bu kadar düşüşlerde hep söylüyorum, seviyesini koruyan coin piyasa düzeldiğinde ilk çıkacak coinlerdendir. 0.091 bu benim yorumum. Asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 0.091, 0.03,
11 seviyelerine dikkat edelim. Buraya değmemiş ama 6 düz bir yapabilir yine buraya kadar indirip 6 düz bir yapabilir ama büyük ihtimal yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecek arkadaşlar. Doge'yi sormuşlardı. Hep Doge'yi soruyorlar. Hiç söylemiyorduk. Hemen onu da söyleyeyim Doge'de. Doge'de biliyorsunuz her zaman spekülasyona açık bir coin'dir. O yüzden çok güven vermez. Ama buradan aşağıya iner, piyasa düzelirse bir hızlı hareket gerçekleştirebilir. Onu da göz önünde bulunduralım. Hemen onu da söyleyelim. 0.51.52 bu seviyeyi takip edeceğiz. Gün içerisinde 0.51.52'nin üstüne çıkmasını takip edeceğiz. 0.50.16'da alt bantta ki takip edeceğimiz seviye. Başka söyleyeceğimiz bir şey varsa onu da söyleyelim hemen. Ont diyorlardı. Onta da hemen bakalım. Başka var mı dedik. Ont. Onu da bakalım. Evet, ont. Yine bu aradaki mesafe bakın. Önemli. Burada çektiğimiz daha alt seviyeye çekmiştik. Burada da takip edeceğimiz 1.20. Ben dün gece bakıp da nereye inebilir, nereye çıkabilir diye bir daha bakmıştım. O yüzden duruyor burada. 1.20.08 ontolojideki seviye. Bu şuradaki seviye kadar 1.26-1.34 0.8 puan yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir. Çünkü şu boşluğu doldurması gerekir. Bu boşluk kadar aşağıya da aynı şekilde atabilir ama düzensiz kesmesi işte sıkıntı, şurada düzensiz kestiği için. Bunları takip edelim arkadaşlar. EOS'u da bakayım. EOS da birkaç kere sorulmuştu. Ona da bakmadık. EOS da çok fazla düştü. Normalde iyi bir çıkış bekliyordum ben EOS'tan ama EOS'un önü kesildi. Evet, burada takip edeceğimiz nokta 3.69.43. Bunun üst tarafında tutunması gerekir gün içerisinde. Arkadaşlar, bu piyasada ben de yatırım yapıyorum. Ben her şeyi çok biliyor olsam hiç zarar etmem. Oradan alırım, oradan satarım. Beklemem. Ama ben bekliyorum. Niye? Coin almışım. Ana parasını da almışım. Korkacak bir şeyim olmadığını düşünüyorum. Ama siz varınızla yoğunuzla diyorum işte girmeyin böyle. Varınızla yoğunuzla girip ondan sonra bu piyasa birden çöküş de yapabilir. Yarın bu piyasa %20, %30 daha düştüğünde, BTC düştüğü anda bütün piyasanın çöktüğünü bile görebiliriz. Ama ne yapacaksınız? Yatırımınızı kendiniz karar vereceksiniz. Nerede satacağım? Nerede alacağım? Bunlara siz karar vereceksiniz. Benim söyleyebileceğim burada size şuradan sat, buradan al. Böyle başkasının aklıyla, fikriyle asla hareket etmeyin. Benim söyleyebileceğim takip noktalarıdır burada. Ben ne diyorum? Bu seviyenin altına inerse, buradaki alt bandın altına inerse bir alt banda çekebilir. Bunu sen takip edeceksin. Burada kararı sen vereceksin. Evet, hoca söyledi. Buradan aşağıya inmemeli dedi. İnerse neyi bekleyeceğim? Daha çok inip inmeyeceğini bekleyeceğim. Orada kararı sen vereceksin. Satıp satmamaya sen karar vereceksin. Ben bir yatırım yaptıysam aldığım coinlerin hepsi sizin önünüzde aldım. Bakın hepsi zarardadır. Ama telaş etmiyorum. Neden? Piyasa durulduğu zaman bir şekilde tekrar çıkış yakalar. Burada her zaman aynı şeyleri yaşıyoruz. 2 hafta önce ben demiştim hatırlarsanız yine aldığım coinlerde bu kadar zararım oldu ama satmadım demiştim. Yani ilk başta o kadar zarar varken bekledim, sabrettim. Oradan ne oldu? Tekrar çıkış yakaladı, ana parasına tekrar geldi. Sonra ne yaptı? Üstüne koyarak devam etti. Bu piyasada siz nerede nasıl pozisyon alacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Bu sırada çok yükseldi ya, biraz TL'de durayım, paramı çekeyim, bekleyeyim, piyasa mutlaka düşecektir deyip alım fırsatları olacak zamanları kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Burada başkalarının aklıyla hareket etmeyeceksiniz. Tamam? Ona göre herkes kendi pozisyonunu kendi alacak. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.